İnziva burada nasıl bir performans ortaya koyacak, kazanmaları durumunda puanları eşitliği olacak, 7'ye getirecek ve playoff kotasında da önemli bir işe aslında imza atmış olacaklar. Itachi biraz terse kalabilir. Kazuya'dan denemeler var o bölgede. Şimdi ışınlanı geliyor burada Itachi'nin ve dağılacaklar. Itachi üste dönmek zorunda. Kazuya şimdi Kaplumbağa'yı kendi bölgesine doğru çekiyor. Bu Kaplumbağa bakın oynayacaklar mı, ama Itachi'nin olmaması da birazcık problem, ama Itachi canını fullemeden bile neredeyse fullemeden çıktı. Oynayacaklar gibi duruyor. Aa, Angela burada Mojin üstünde. Şimdi içeriye doğru girdiler ama Kazuya Pench de hata yapmıyor. Kaplumbağa'yı hanelerine yazdıracaklar. Nexus biraz arada kaldı. Oy. Ve Ekşi affetmiyor. Robottan inmişti ve şimdi pıt 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 mermilerini rakiplerine yönlendirecek. Itachi bir kez daha üste dönecek şimdi. Yani burada ilk skoru inzim almayı başardı. İşte Angela birazcık kırılgan karman. Ne kadar da birisinin içine girse de işte düşmesi bayağı... Pardon, Angela düşmedi orada. Itachi çaldı. Evet evet, Nexus düştü. Itachi Muru aldı. Çok fazla hasarıyor ya. Sora oynamak istedi Asmo ya. Çok ciddi hasar var. Çıkmak zorunda ama hayır. Ultisi de yoktu orada Asmo'nun ve çıkması mümkün olmadı. Sigibum her ne kadar o ultiyle hasar vermek istiyorsa da başarılı olamayacak. Şimdi oradan Işınlan'la beraber çıkıyor. Ama alacağını aldı velhasıl. Yani o fırlarla beraber bir anda işlerine gidip öyle iki tane skor alması Sora'nın ne kadar bu pozisyonu aklında bitirdiğinin, bu oyunun aklında bitirdiğinin göstergesidir. Evet, gayet iyiydi. Şimdi. Voltlar eşit. Kazuya. Kazuya. Duvar geldi. Yani bir farklılık yok. Ooo, Rafaela kötü yerde kaldı Asmo. Şimdi onun üzerinde hasar vermeye devam ediyorlar ve Nexus skorun sahibi olacak. Kaplumbağa'yı dağıtmak durumunda kalabilir İnziva bu durumla beraber. Ekşi şimdi havaya savurdu rakibini ama sersemlikle çok başarılı değil ve onu da burada taşlaştırıp indirecekler. Yani müthiş işler ortaya koymaya devam ediyor İnziva. Velhasıl. Ya Valve Hustle şu anda farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Burada tabii ki oldukça net bir şey imza atıyorlar. Şimdi aşağı kuleyi de aldılar. Itachi girişini yapmak istiyor. Ekşi Moji'yi almış üst tarafta, onu göremedik. Kazuya çok güzel duvara sıkıştırdı rakibi Nexus'u ve buradan bir skor daha çıkartacak. İnziva aradığı skorları buldu. Çok deli gibi savaşmıyorlar mı ya? Evet. Sağdan skor, üstten skor, sonrakiler. Sürekli savaş. Yani bu sıkıntı bir durum aslında. Bayağı. Rahat bir şekilde temizleyecekler ve 50 saniye sonra da Lord geliyor. Itachi deniyor. Güzel bir ışınlanma beraber girecekler. Sigibum hareket etme şansı bulamadı diyecektim ama önce kaydı, ışınlanmasını attı ama Nexus burada skorun kokusunu almıştı ve Sigibum'u aşağı çekmeyi başaracak. Kazuya şimdi Mojin'in farkında ama birazcık ayrık olabilir takımından. Ekşi de oraya doğru geldi. Sersemletme de geliyor Moji üzerinde. Moji rahat bir şekilde yetenekleriyle beraber şu anlık aralarında koşmaya devam ediyor. Moji bir de ulti atıp çıkacak oradan. Evet, gerek yani var mıydı? Moji giriyor, çıkıyor. 5'e 3, dakika 9. Artık Lord zamanı. Yani Lord'da ne olacak kestiremiyorum. Peki, şu anda Nexus'un harika performansı da es geçilmeyecek. Kesinlikle. Olması. Çünkü bu oyun kazanacaksa Nexus'un Joy performans sayesinde diye düşünüyorum. Yani Lord varken de ittiriyorlar neredeyse burada. Rahat bir şekilde Lord'u da temizleyecekler gibi gözüküyor. Orta kuleye bakalım, ulaşabilecek mi bu Lord? Sigibum bir roket ultisi kullandı ama yani çok işlevli değildi. En azından bu noktada Itachi rahatlıkla zaten burada Lord'u tanklıyor ve yani evet, ekşi Lord'u aldı ama sanki bir şeyleri geciktirdi gibi sadece bu Lord. Ya karşılaşmada şöyle bir sorun var. Doğru düzgün 5'e 5'lik bir savaş göremedik sen. Evet, şu ana kadar görmedik. Gidişat Nexus. Yani, Bellas'ın şu anlık hiç fena gitmiyor, onu söylemek lazım. Sigibum'un oyuna tekrardan bağlanması için takım arkadaşı Nexus içeriye girdi. Asmo'yu da istiyor. İnanılmaz. Onu da almayı başarıyor. Yani neler oluyor? Bir de Röntgen kafasına gelmek istedi. Ayakta kalacak mı? Evet, Röntgen sayesinde ayakta kalmayı da başarıyor. Ne kadar iyi bir oyun geliyor burada Velhasıl'dan. Ne kadar iyi. Şimdi duvar koyuldu. Kazuya orada tabii tanklığın avantajıyla beraber birazcık ayakta kalmayı başardı. Ekşi güzel bir şekilde sonra havaya savurdu ve Sigibum onu patlatmayı başaracak ve buradaki kuşatmayı bir süreliğine de olsa savuşturacaklar. Bu maç uzayacak gibi der gelsin. Parlak zırhı alsana Sigibum. Almıyor, inatla almıyor. Fark ettim bilmiyorum. Evet. Hasarda yeterli. Bakar mısın Nexus'a? Nexus'a bakar mısın Nexus'a? O bölgede Itachi, Kazuya'nın de yerinin farkında. Bakalım yani velhasıl burada nasıl bir performansa imza atacak. Begin hala ayakta değil. Yarıcana kadar indirildi. Nexus şimdi rakiplerini yakalamak istiyordu aslında ama
istediği agresifliği burada sergileyemeyecek. Hemen hızlı bir şekilde orta koridorda ittirmek istiyor Velhasıl kadrosu ve Nexus şimdi asmayı istiyor, onun farkındayız. Asmaya doğru gitti, 3'te 1 can vuruyor tekte. Yani ulti gidiyor şu anlık ama hızlı bir şekilde gelecektir. Moji ve Nexus rahat bir şekilde Lord'a vuruyor bakalım. Yani Nexus gerçekten çok büyük bir problem kaynağı şu anda. Şöyle Lord'a baktığımız zaman 15.000 canı kalmış bunda Lord'un. Şu anda ikisi sıkıntıda, ikisi burada ölçüsünü kullanmak zorunda kaldı Rafael. Ölçüye beraber de sıkıyor şu an taramaya çalıştığı ekşi. Hasarını yansıttı ama vurduğu hasar hiç denecek kadar az. Ekşi burada ölecek tek başına, Kazuya yanına yaklaşmaya çalışıyor. Duvara doğru Moji'yi vurmaya çalışıyor. Güzel bir yavaşlatma geldi. Sonra Asma taramaya başladı bir yandan fırlasıyla beraber de sıkıntı ki. Ölçüye beraber içeri doğru giriyor. Ve Valentin'le beraber Beatrix'in katlediğini görüyor. Kule aslında da Kazuya'yı katlediyorlar ve karşılaşma burada bitecek gibi. Yani şimdi Tech'i tanklıyor, alttan minyonlar geliyor. Hızlı bir şekilde burada kuleyi alacaklardır. Sonra da üste vuracaklar. Yani Velhasıl'dan inanılmaz bir oyun geldi. Çok hazırlıklılar. Orta koridor Angela da çalıştı. Joy Orman da çalıştı. Her şey çalıştı. Onların istekleri gibi gitti ve yani inzivaya müthiş bir çelme geliyor. Müthiş.